Şimdi burada Yunus Emre'nin bir sözünü vermiş. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Yani nedir? Farklı olma. İçin ve dışın bir olsun. Bundan dolayı cevap Bursa'dır. İçimiz neyse dışımız da aynı olmalıdır. Bunun için cevap şıkkımız B deriz. Şimdi bu soruya baktığımız zaman Elif, arkadaşım oyunu almamakla hata yaptım. Kübra da bu durum için üzülmeni anlıyorum. Elif ile Kübra'nın bu konuşması hareketle aşağıdaki çıkarımdan hangisine ulaşılabilir? Baktığınız zaman yani mantıklı, hatasını anlayabilen bir öğrenci rolü. Elif A şıkkında demiş ki Elif arkadaşların hiçbir zaman oyunu almamaktadır. Bunu söyleyemeyiz çünkü üzülmüş. B şıkkında Elif kızdığı için arkadaşının oyunu almamıştır. Bunu da söylemiyor. C şıkkında Kübra çalışkan ve derslerine başarılı bir öğrencidir. Bunu alabilir miyiz? Bunu da alamayız. Ama D şıkkında Kübra Elif'in bu durumuna empati kurarak yaklaşmıştır. Evet, baktığınız zaman Kübra Elif'in bu durumuna empati kurarak yaklaşmıştır. Evet, demiş ki bu durum için üzülmeni anlıyorum. Yani kendisini onun yerine koymuş, empati yapmıştır. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. Önyargı bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntüye dayanarak önceden edinilmiş olumlu ve olumsuz yargı peşin yargıdır demiş. Yani önyargı baktığımız zaman önceden o kişi hakkında nedir? Yargıya varmaktır. Önyargılı davranmaktadır demiş. Zehra'ya baktığımız zaman bence bu sınavda başarısız olacağız. Yani daha sınava girmeden nedir? Bir önyargısı var. Yıldız'a baktığımız zaman sen adam olamazsın diyor. Yine nedir? Bir ön yargısı var. Bundan dolayı da cevabımız Ceyhan'dır. Bu soruya baktığımız zaman burada biraz daha sıkıntılı. Bu davranışın nedenini tahmin edebiliyorum. Burada bir nedir? Tam empati değildir. Yaptığım bu hareketin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu da empati değildir. Bundan dolayı biraz hatalı sorudur. Tekin'in bu sözlerine karşılık aşağıdaki öğrencinin hangisi önyargılı bir yaklaşım sergilemiştir? Denize baktığımız zaman güzel bir piknik yapabileceğimizi düşünmüyorum demiş. Yani önceden bir önyargıya varmış. Bundan dolayı cevap şıkkımız Ceyhan olacaktır. Yani Deniz önceden bir önyargıya varmıştır. İnsanlar elbiseleriyle karşılanırlar, fikirleriyle uğurlanırlar. Bu cümlede vurgulamak isteyen düşünce nedir diye sorulmuş. Baktığımız zaman fikrimiz çok önemlidir. Fikirler bizim nedir değerli olmamızı sağlar. İnsanlar için önemli olan elbise değil düşüncelerdir. Bunun için de nedir bu şekilde uğurlanırız. Vurgulanmak istenen düşünce Bursa olacaktır. Önyargı dinlemeden anlamadan hüküm vermektir. Sınavlarınız bittiyse hafta sonu sinemaya gidebiliriz. Buna göre Ali öğretmenin teklifini aşağıdaki öğrenci hangisi önyargılı yaklaşmıştır? Ahmet'e baktığımız zaman babam sinemaya gitmeme izin vermez diye düşünüyorum. Yani daha babasına sormadan babasının izin vermeyeceğini düşünmüş. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. Burada empati kavramı ile ilişkilendirilemez demiş. Empati nedir? Kendimizi başkasının yerine koymaktır. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de başkalarına öyle davran. Yani başkasının yerine kendini koy. Kendin için istemediğini başkası için de istemen. Katlanamadığımız eziyete başkasının tahammül etmesini bekleyemeyin. Yani baktığımız zaman bunlar empati ile alakalıdır. Deniz ışıkına baktığımız zaman yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun gözyaşlarımız rengi de aynıdır. Bununla bir alakası yoktur. Bundan dolayı cevap D şıkkıdır.